Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda son dönemde akaryakıt fiyatlarının artışı ile ilgili bir video çekmek istedim. Bununla ilgili biraz bilgi vereceğim, biraz da yorum yapacağım. Son dönemde akaryakıt fiyatlarında ciddi bir artış var. Özellikle bunu son 6 ay diyebilirim. Bu süreç hani bizleri oldukça zorluyor. İşte örneğin mazota, LPG'ye ya da benzine gelen zamlar gün aşırı, hatta her gün diyebilirim. Bu şekilde bir zamlanmaya başladı ve bu bizi oldukça yıpratıyor. Bir halk olarak söyleyeyim yani. Bunu satın almada, araçlarımızı kullanmakta çok zorluk yaşıyoruz ve maddi olarak hepimizi sarsmış durumda. Arkadaşlar, bunun önüne nasıl geçilir? Tabii bunlar konuşulacak şeyler. Ya da bu neden kaynaklanıyor? Bunları biraz sizlerle birlikte inceleyelim istedim. Sizlere de bu tarz birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Dünya üzerinde başlayan şu pandemi süreci hepimizi birçok yönden etkilemeye başladı. Özellikle ekonomik anlamda oldukça sarstı. Pandemi süreci başladıktan sonra her şey gibi akaryakıt fiyatları da zamlandı, artmaya başladı. Bu bir süreç, yani bir süredir zaten birçok şey zamlandığı gibi akaryakıt da zamlanmaya başladı. Ve son 6 ay diyebilirim. Yani 6 ayda giderek artmaya başladı. Dolar kuru bizim ülkemiz için de biraz sıkıntı yarattı. Dolar kuru da artınca ülkemizde bu tarz ürünlerin, yani ithal ettiğimiz ürünlerin ne yazık ki fiyatları bizlere çok fazlasıyla yansımaya başladı, artarak. Bir de bu son dönemde arkadaşlar, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaştan sonra bu oldukça zirve yaptı diyebilirim. Fazlasıyla artış gösterdi ve bundan Türkiye'de payını aldı diyebilirim. Tabii bu süreçte Amerika'nın ve birçok ülkenin Rusya'ya yaptırımları oldu. Yani Rusya'ya birçok ambargo koydular diyebilirim. Bundan kaynaklı Türkiye de bundan çok etkilendi. İster istemez fiyatlar arttı ve akaryakıt fiyatlarında inanılmaz artışlar var. Sizlerin de bildiği gibi. Örneğin motorin, yani işte mazot da 20 liraların üzerine çıktı. Bu gerçekten bizler için çok büyük rakamlar arkadaşlar. Peki akaryakıt fiyatlarındaki zamlar devam edecek mi? Uzmanların birkaç beklentisi var. Onlardan bahsedeyim. Onlardan bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu piyasayı ne belirliyor? Brent petrol belirliyor. Brent petrol nedir? Bir de onu söyleyeyim. Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı bir petrol türüdür ve işlenmeye en müsait, en uygun olan petrol türü budur. Yani akaryakıta dönüştürülebilecek en uygun petrol türü Brent petroldür ve dünya petrol piyasasını bu petrol belirliyor. Akaryakıt fiyatlarına ard arda gelen, peş peşe gelen zamların ardından uzmanlar biraz uyarıda bulundu diyebilirim. Şimdi bu uzmanlar biraz korkutan bir uyarı yaptı. O da şudur arkadaşlar. Petrolde talep değil, arz meselesi sorun dendi. Çünkü talep var ama arz olmayabilir, yani işte bulunamayabilir gibi. Rus petrolüne alternatif bulunmaz ve savaş daha da uzarsa o zaman daha kötüsü gelebilir gibi bir uyarıda bulundular. Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarını son yılların en yükseğine kadar çıkardı. Brent petrolden bahsetmiştim. Brent petrol piyasayı belirleyen petrol. Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı 118 doları geçmişti. Ama 118 dolar da kalmadı tabii. Bu gün be gün arttı. Bu hafta da artış devam etti. Şimdi bu haftada en son elde ettim, işte bu videoyu çekerken söyleyeceğim gün 9 Mart. 9 Mart'ta da varil fiyatı 130 doların üzerine çıktı. Gerçi 9 Mart'ta bir artık hani orada bir pik noktası yakalandı gibi, sanki bir tık geri çekiliyor gibi görünüyor ama umarım artış devam etmez. Tabii bu varil fiyatındaki artışlar Türkiye'de de direkt pompa fiyatlarına yansıyor. Tabii diplomatik çözümler fiyatları düşürebilir mutlaka. Küresel petrol fiyatları 2014 yılından itibaren en yüksek seviyesine geldi arkadaşlar şu anda. Bunu yani tamamen hani bu aşırı yükselişi Rusya-Ukrayna savaşı ile açıklamak mümkün gibi görünüyor. Savaşın seyri fiyatların yönünü değiştirecektir. Fiyatların eski seviyeye düşmesi için Amerika'nın rezervi ve İran'ın devreye girmesi gibi durumlar işte masaya yatırılmış denir ya, o şekilde gündemde şu anda.
İran petrolüne yapılan yaptırımların ortadan kaldırılması ve tekrardan piyasaya sürülmesi ileri sürüldü ve bundan dolayı belki petrol fiyatları tekrardan düşebilir ve bu İran petrolü piyasayı değiştirebilir gibi bir durum söz konusu. Ya da Rusya ve Ukrayna arasındaki barış piyasayı oldukça rahatlatacaktır. Sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor. Bunlara örnek işte İngiltere'ye verebilirim. İngiltere'de benzin fiyatı 1,50 sterlini geçti. Ya da Almanya 2,15 avroyu gördü. İtalya'da da bazı satış noktalarında 2 avroyu geçmiş durumda. Bu arada Amerika merkezli bir banka JP Morgan, Rusya kaynaklı arz sorunlarının devam etmesi durumunda yıl sonunda petrol varil fiyatlarını, yani Brent petrolün varil fiyatının 185 dolara kadar çıkacağını öne sürdü. Bu gerçekten korkunç diyebilirim. Yani şöyle korkunç, çünkü bizler de Türkiye'de yansıyacak olan fiyatı şöyle yuvarlak bir hesap yaparsak 30-40 lirayı bulacaktır litre fiyatı. Bu gerçekten hepimizi fazlasıyla etkileyecek durumda. Hemen şurada bir dipnot geçeyim. Umarım kısa sürede barış olur ve bir alternatif bulunur diyorum. Şimdi bir de arkadaşlar şu grafiği göstereyim. Dünya üzerinde petrol rezervine en çok sahip ülkelerin grafiği bu da. Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden hani değerlendirme yaptığımız için Rusya'nın bu ihracat payı nedir? Yani neden bu kadar etkiliyor? Bir de onun grafiği var. Ondan da bahsedeyim. Rusya Çin'e %20 oranında ihracat yapıyor. Amerika'ya %3 oranında ve Avrupa'ya da %30 oranında ihracat yapıyor. Yani çok görmezden gelinemeyecek rakamlar var. Özellikle Avrupa ülkeleri için söyleyeyim. Dünyayı söyledik. Türkiye için bahsedelim. Türkiye Rusya'dan ne kadar petrol ve doğalgaz alıyor? Türkiye %25-%30 aralığında Rusya'dan petrol ithalatı yapıyor. Ayrıca %32 civarında da doğalgaz ithalatı yapıyor. Yani bizi de etkiliyor bayağı. Tabii bu savaş devam ederse sence akaryakıtı konuşuyoruz ama doğalgazda da bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Bu benim kişisel yorumum. Umarım böyle bir şey olmaz. Hani ben sadece öyle yorum yapmış ve burada kalmış olsun diyorum. Savaş da devam etmesin. Biz de böyle sıkıntılar yaşamayalım inşallah. Çünkü gerçekten hepimizin, yani ben özellikle hani ben anlattığım için söylüyorum. Bunu çoğu kişi, çoğu arkadaşım, etrafımdakiler ve sosyal medyada da bu konuyla ilgili çok dertlenen insanlar var. Bu fiyatlar orta düzeydeki, orta gelirli ailelerin kaldırabileceği fiyatlar değil arkadaşlar. Umarım kısa sürede buna bir çözüm bulunur. Ayrıca birkaç yorum da yapmak istiyorum kendi ülkemizle ilgili. Bu da yani hani ülkemiz bu savaş devam ederse ya da işte bu sıkıntılar devam ederse bundan nasıl etkilenir? Akaryakıtın dışında farklı bir boyut var aslında. Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan yıllık yaklaşık 10 milyon turist barındırıyor. Yani turizmimiz de bu sıkıntıya düşebilir. Çünkü Ukrayna'dakiler sonuçta bir savaş içerisinde, hani tatil düşünecek durumları yok ne yazık ki. Rusya'da tabii birçok ambargo söz konusu işte diğer ülkelerle ilgili ve kendi bir savaş halinde olduğu için hani tatil ne kadar ön planlarında olur, bu tartışılır. Tabii bu onlar için ön planda olmayınca bizim ülkemizde bu 10 milyon az bir rakam değil arkadaşlar. Bunu özellikle üstüne basmak istiyorum. Onlar ülkemize gelmediği sürece turizm sektörü de fazlasıyla etkilenecektir. Bunu da kesinlikle istemeyiz. Tabii bu iki ülkeyle bizim birçok ekonomik anlaşmamız da var. Bunlar da bizi fazlasıyla etkileyecektir diye düşünüyorum. Bir de şu son dönemde hemen bir kriz oluştu. Ayçiçek yağı ile ilgili. Biz ayçiçek yağını tabii ki ülkemizde üretiyoruz. Fakat ülkemize gelen ayçiçek yağının %11'ini Ukrayna'dan, %50'sini de Rusya'dan ithal ediyoruz. Bu da ister istemez insanlarda bir kaos oluşturdu. İşte ayçiçek yağı kalmayacak ya da işte kalırsa zamlı olacak. Hani akaryakıtta olduğu gibi. Bunlar da ülkemizde bir kaos oluşturdu. Bu tarz şeyler bu iki ülkenin savaşından dolayı bizleri de yıpratmaya başladı. Bir de Rusya ve Ukrayna'dan biz yani şu söylediğim yüzdelere yakın olarak buğday ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz dedik ama hani bu hemen bize bir kaos oluşturmasın. Kısa sürede umarım çözümlenir. Hani
savaş durumu ile ilgili söylüyorum. Bunun dışında da zaten ülkemizde buğdayla ilgili çok büyük sorunlar yok. Çiftçilerimize destek olalım diye buradan şöyle bir dipnot geçeyim. Tabii hani derler ya ağlanacak halimize gülüyoruz diye. Ne yazık ki bazı şeyler hani bu tarz savaş gibi ya da ambargo gibi durumlar olduğunda direkt bizleri, halkı etkiliyor. Özetle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Savaşın devam etmesi durumunda Türkiye bundan fazlasıyla etkilenecek gibi görünüyor. Umarım, yani sürekli söylüyorum, videoda da söyledim. Savaş kısa süre içerisinde sona erir, barışla sonuçlansın. Kimse bundan çok fazla etkilenmesin. Çünkü savaş nerede olursa olsun üzücü. Ne olursa olsun üzülen her zaman bizler oluyoruz. Bir de videonun sonuna gelmişken hükümetimizden bir talep mi diyelim, artık rica mı diyelim bilmiyorum. Biz güçlü bir ülkeyiz aslında. Bununla bir sorun yok, ben buna eminim. Çünkü bir şekilde ayakta kalabiliyoruz. Bu yükselişlere rağmen diyeyim. Ama hükümetimiz bu konuda belki bir ÖTV indirimi mi olur bilmiyorum. Hani bir herhangi bir indirim yaparak en azından hani şu klasik denir ya, pompalara yansıdı diye, devletin yapabileceği bir çözüm vardır diye düşünüyorum. Aslında söylemek istediğim şey şu. Ben halktan biriyim. Herhangi biriyim ya da Türkiye'de yaşayan, bunlardan fazlasıyla etkileniyoruz ve bunun için bir çözüm istiyoruz aslında. O yüzden böyle hükümetimizden, devletimizden bir yardım çağrısında bulunuyorum diyebilirim. Evet arkadaşlar, akaryakıt fiyatları ile ilgili bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım kısa sürede bununla ilgili bir çözüm bulunur. Savaş sona erer. Sadece akaryakıt değil, birçok yaşamsal durumlarımız bu savaşa da bağlanmış gibi görünüyor şu an ne yazık ki. Çünkü bizler bundan etkileniyoruz. Yani Türkiye'nin de ithalat ve ihracatla ilgili, yani özellikle şu an ithalatla ilgileniyoruz tabii, bağlantıları olduğu için bizleri de fazlasıyla etkiliyor. Tabii dolar kuru muhtemelen o da bir pay sahibidir bunda. Ama sadece bu değil, işte bunun gibi birkaç kalemden dolayı hepimiz etkilenmiş durumdayız. Umarım en kısa zamanda çözüm buluruz diyorum ve farklı videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.